Cümleten selamın aleyküm sevgili YouTube izleyicilerimiz. Karşınızda hakim, tabii ki de oyunda hakim Mert Yılmaz. Ve saygıdeğer chatimiz. Hepsinin size bol bol selamları var. You are the yeni bölümüyle karşınızdayız. Haydi bakalım bugün neler yaşayacağız. En son Kobart'ta istihbarat teşkilatı ve Kyle Nümer görevi kötüye kullanma davası. Yani mitten bir dava geldi. Ardında da bak burada tehlikeli bir şey bak burada asker masker tehlikeli mevzular. Bak burada bir yine bir şeyler var. Çok tehlikeli mevzulara girmeye başladık en son tehdit edildik. Nasıl bir oyun bu? Önümüze davalar geliyor arkamıza yaslanıp cinayeti çözdük en son evet. En son buradaki cinayeti çözdük şu anda da bir istihbarat davası var. Bayağı bildiğin hakimlik yapıyoruz. Yukarıdan bize müdahaleler geliyor ondan sonra işte ne bileyim bir sürü sıkıntılı mevzular yaşanıyor müşvetler müşvetler biz ama hakimliğimize devam ediyoruz. Devletimiz inşallah bize sahip çıkacak. Tehdit ediliyoruz. Nasıl tehditler? Oo! Sen görmedin mi? En son bizim şeyimize siyah bir gül gönderildi masamıza. Onu uydurdum bu arada. Tehdit mesajı aldık. Haydi bakalım. Black Rose. Ha, aynen öyle. Evet şimdi öncelikle bir sisteme girelim. Bir kontrol edelim. En son neler oldu. Şimdi son davamız hakkında sekreterimizden, asistanımızdan bize bir bilgi geldi. Merhabalar efendim. Umarım yorgunluğunuzu atabilmişsinizdir. Attım bebi. Karar vermenin son derece zor olduğu bir davaydı. Evet öyleydi ama gayet doğru bir karar verdik. Kararınız basın, kurumlar ve sosyal medyada çok fazla konuşulmadı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Biz konuşulmak için bu işi yapmıyoruz. Biz adaleti sağlamak için bu işi yapıyoruz canım. Sanırım kafa karıştırıcı bir davada da çok göz önünde olmamak sizler için daha iyi olmalı. Önemli değil. Biz her zaman doğru kararı veririz. Şimdi bir sonraki davamızla ilgili evraklar bizde. Ek olarak duruşma öncesi avukatlar bizimle görüşmeye gelmek üzereler. Doğru 6 tane doğru karar verdik. Yanlış kararımız yok. Ceza hiç yemedik. Hapis 2 tane verdik. 2 tane para cezası verdik. 2 tane de masum. Gayet güzel ilerliyoruz şu anda. Tehdit mesajı silinmiş abi. Evet o artık silindi. Tehdit mesajı bulunmuyor. Sosyal medyada en son bakalım bizim hakkımızda neler yazmışlar. Tamam insanlar bize gayet güzel şeyler yazmış. En son bizim gönderilerimize baktık. Kendi gönderilerimize beğendik. O zaman davaya yavaştan geçiyorum arkadaşlar hazırsak. Bir sıkıntı var mı? Bir yerde bir problem var mı? Yok. Davaya geçiyorum. Herkes hazır mı? Evet 430 takipçimiz var aynen öyle. Haydi bakalım. Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sevgili gazeteciler bugünkü davamız devlet gizliliğinden ve devlet çalışanlarının kimliğinin korunması gerekliliğinden dolayı halka kapalı bir dava olacaktır. Lütfen buna göre hareket ediniz. Kayıt almayınız. Ama tabii ki de izlemek hakkınızdır, dinlemek hakkınızdır. Evet, öncelikle davacı avukatımızı dinlemek istiyorum. Evet, August Hawthorne, davacının avukatı. Müvekkilim olan kurum iç ülke, müvekkilim olan kurum. Bu kurum yani, kurumun avukatı. Müvekkilin olan, müvekkilim olan kurum ülke içerisinde önemli operasyonları yürütmektedir. Eyvallah. Bu operasyonlardan biri olan ve uzun süredir takip olan silah kaçakçısı grubun içerisinde davalı tarafın sanığı yerleştirilmiştir. Tamam mı? Yani bizim bu davalı olan eleman e, şey görevi yapıyor. Sızma görevi. Tamam mı? Silah kaçakçısı bir grubun içerisinde sızıyor. İçine yerleştiriliyor. Operasyon ilerledikçe Kyle Numer ile iletişim kopmuş ve yanıt alınamamıştır. Yapılan gözlemler sonucu Kyle Numer'in örgütte çalışmaya başladığı ve teşkilat ile iletişimi kopardığı anlaşılmıştır. Davalının vatana ihanet suçundan yargılanmasını talep ediyoruz. Sıkıntı. Evet, davalının avukatını bir dinleyelim. Müvekkilim davacı taraf olan Kobart'la İstihbarat Teşkilatından çalışmaktan onur duymuş, vatanını seven bir bireydir. Eyvallah. Örgüt içerisine yerleştirildiği andan itibaren en temel hedefi olan örgütü çökertmeye yönelik çalışmıştır. Eyvallah. Fakat örgüt içerisinde yakalanma yakalanma riski artması sebebiyle Kobart'la İstihbarat Teşkilatı ile olan iletişimini sonlandırmıştır. Ha. Can güvenliğini sağlamak amacıyla böyle bir karar almıştır. Peki üstlerine bu bilgiyi paylaşmış mı? Davacı tarafından belirttiği iddiaları kesin bir dille reddediyoruz. Davaya gidelim o zaman. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. 50 dolar nakit yakışır. <laughs> Sessizlik lütfen. Davamız başlıyor. Sigara içeceğim bir dakika. Evet. Şimdi öncelikle arkadaşlar davada bir dava dosyasına bakalım. Dava dosyasına baktıktan sonra ona göre hep beraber karar verip hareket edeceğiz. Evet, Kobart'ta istihbarat teşkilatı ve Kyle Numer arasında görevi kötüye kullanma üzerine bir dava açılmış. Ee, Kobart'ta istihbarat teşkilatı bu silah kaçakçı içerisinde bir Kyle Numer'ı yerleştiriyor muhbir olması için. Muhbir mi oluyor bu? Bu muhbirlik görevi mi? Aslında muhbir değil, sızma yani. Değil mi? Sızma görevi. Köstebek, aynen. Bu köstebek, köstebeklik. Fakat zamanla Kyle ile iletişim kopuyor. kendisini örgüde çalışmaya başladığı düşünülüyor. Yakın zamanda gerçekleştirilen operasyonuyla suçlar yakalanıyor. kobat istihbarat teşkilatı daha önce içerisinde sızlıkları Kyle da yakalıyor. Kyle görevini kötüye kullandığı emirlerin dışına çıktığı sebebiyle cezalandırmak için mahkemeye başvuruluyor. Şimdilik davacımız davamız tamam. 3 tane tanığımız var. Caspian, Laklan, Kalesia. Kanıtlar operasyon teşkilat kayıtlarını içeriyor. Ona bakacağız. İletişim kayıtları Kyle numara iletişim kayıtları bulunuyor. Operasyonun planı inceleyin. Bakın bu oyun öyle ee, bakacağımız bir oyun değil tekrardan söylüyorum. Herkes odaklanacak. Sadece benim odaklanmama da olmaz bu. Karl Nümel başarılı bir şekilde sızarsa şifreli telefon aracılığıyla görüşülecek. Bak madde 1 şifreli telefon. Madde 2 Karl Nümel'in hayatı tehlikeye girerse operasyon erken sonlandırılacak. Gerekli kod iletilirse Karl Nümel'in son konumuna baskın düzenlenecek. Güvenlik nedeniyle operasyon bilgisi sınırlı sayıda kişiyle kısıtlı kalacak. Şimdi burası önemli. Aynen öyle koordinin olmayan çenesi. Doğru bir yere parmak bastın. Şimdi burada şöyle bir olay var. Kyle Numer hayatı tehlikeye girdiyse operasyonun sonlanması gerekiyor. Doğru muyum? Neye gülüyorsunuz lan? Tamam. Şimdi Kyle Numer'in hayatı tehlikeye girerse operasyon erken sonlandırılacak dedi. Ama Kyle de diyor ki benim hayatım tehlikeye girdiği için operasyonu sonlandırmak yerine ben içlerine sızdım. Şimdi burada bir sıkıntı var. Madde 2 uyulmamış. Kyle madde 2'ye uymuyor. Operasyonu erken bitirmesi lazım. Notumuzu alalım. Tamam madde 3 gerekli kod iletilse. Burada zaten öyle bir kod iletilmedi. Güvenlik nedeni operasyon bilgisi de sınırlı kişide kalıyor. Okey. Şimdi birinci gün bu iletişim kayıtlarımız. Birinci gün Kyle operasyonda ilk gününü geçiriyor. İkinci gün Kyle örgütün büyük bir teslimata hazırlandığını bildiriyor. 26. gün Kyle talep edilen kişinin konum bilgisini veriyor. 27. gün Kyle bir güvenlik sorunu bildiriyor. 34. günde iletişim kesiliyor. Şimdi güvenlik sorunu verildiyse madde 2'nin madde 2'nin burada şey olması gerekiyor. Doğru muyum? Madde 2'nin devreye girmesi gerekiyor. Fırat hoş geldiniz. Tamam, burada madde 2'nin devreye girmesi gerekiyor. Yanlış değilim değil mi? Madde 3 gerekli bir kod iletilmemiş. Bununla alakası yok. Madde 2'nin devreye girmesi gerekiyor. Ve gördüğümüz üzere madde 2 aslında burada güvenlik sorununu bildiriyor. İletişim kesiliyor. Burada çocuk bildirmesine rağmen operasyon sonlandırılmıyor. Tamam bunu inceledik. Daha öncesi duruşmada konuşmamızı tamamladık. Şimdi kayıtsız saygılı gergin özenli. İkisi de özenli doğrudur. Kayıtsız saygılı endişeli gergin. Davacı gergin davalı endişeli. Okey. Şimdi öncelikle ben bu ikisinden önce bir davalı Kyle ile konuşmak istiyorum. Daha mantıklı. Şimdi Kyle hoş geldin kardeşim. Ajan. Devletimiz bu arada bunca zaman yaptığın şeylere çok teşekkür eder. Ben hakim olarak seni adaletle yargılayacağıma dair söz veririm kardeşim. Devletimiz sizin gibi onurlu kişilere ihtiyacı vardır. Örgüt içerisine yerleştirdikten sonra nasıl hareket ettin evlat? Anlat bakalım. Örgüt içerisine yerleştirdikten sonra örgütün amacına uygun davranarak silah kaçakçılarını çökertmeye çalıştım. Eyvallah. Peki iletişim kopması ile ilgili ne gibi bir şey oldu ve bunun sebebini bana bir açıkla. İletişim kopması, yakalanma riskinin artması ve can güvenliğini sağlamak amacıyla oldu. Kendi can güvenliğimi düşünerek iletişimi sonlandırdım. Ama senin işte madde 2'yi bir madde 2'ye niye değinmiyor? Teşkilatın amacına uygun davrandım ve canım pahasına vatanı koruma amacı güttüm. Evet. Görev aldığım Kobartlı istihbarat Teşkilatı'nın iddiaları asılsızdır. Hizmet ettiğim bir kurum tarafından bu suçlamalara maruz kalmak son derece onur kırıcı. Plana sadık kalmamış gibi ama. Otur bakalım. Davacıyı bir dinleyelim. Evet. Şimdi Kyle örgüte dönüşünü nasıl yani bu çocuğun örgüte girdiğini nereden anladın? Operasyon sırasında elde ettiğimiz istihbarat ve iletişim kayıtları sayesinde Kyle Merit'in örgütle çalışmaya başladığını tespit ettik. Kanıtınız var mı hanımefendi? Devletin ajanı hakkında konuşuyorsunuz. Farkındasınız değil mi? Kyle Merit'in örgüt içerisindeki görevi ve iletişim kopması hakkında daha fazla bir detay alalım o zaman sizden. Bir dinleyelim bakalım. Operasyonun başlangıcında Karl Numeri örgüt içine yerleştirdik ve iletişim sürecini takip etti. Tamamdır. Ancak zamanla iletişim kesildi ve kendisinin örgüt için çalışmaya başladığını anladık. Tamam da adam size güvenlik problemini bildiriyor. İletişim kayıtları kanıt da adam güvenlik problemini bildiriyor ve kanıt bunun çözümünde girmiyor. 27. günde ikinci bir maddeye uyması gerekiyor. Neden? Sonlandırılmıyor yani. Karl numere ne tür suçlamalar getiriyorsunuz? Şu an iki tarafta aklı gidiyor. Tanıklara bakacağız. Karl Numeri'nin istihbarat teşkilatının amacına aykırı davranarak görevi tehlikeye attığı ve emirlerin dışına çıktığı suçlamaları getiriyoruz. Takdir edersiniz ki bunun bundan daha ağır bir suç olamaz. Umarız ceza da bu oranda olur sayın hakim. Hanımefendi, Augusta Hanım lütfen oturun. Bize de işimizi öğretmeyin. Nasıl biz size işinizi öğretmiyorsak. Tamam oturun yerin. Avukatlığınızı bilin. Şu an benim gözümde çocuk haklı gibi gidiyor. Çünkü madde 2'yi aslında istihbarat teşkilatının sokması gerekir. Ben şu Sterling'i dinleyeceğim. Bu Sterling sanki çeteden teknisyen. Şimdi teknisyen numaranın örgüt içerisindeki iletişim kayıtlarını nasıl takip ettin aslan? Teknik olarak iletişim kanallarını izleyerek ve elektronik delilleri inceleyerek iletişim kayıtlarını takip ettik. Eyvallah. İletişim kopması sonrasında Kobart ve Teşkilatı'nın operasyonunda da ne gibi değişiklikler oldu? İletişim kopması sonrasında teşkilatın iç işleyişinde bazı aksamalar yaşandı ve operasyon planlarında revizyonlar gerek. Şimdi Allah Allah bu şu spam yapma. Ege ne yapıyorsun kardeşim? Hemen atayım sana bir. Öyle hemen. Kali numaranın örgüt içerisinde döndüğüne dair hangi delillere sahipsiniz? Kendisi can güvenliğine endişe ederek iletişimi kestiğini söylüyor. Fakat o dönemde örgüt hakkında bilgimiz herhangi bir sıkıntı olmadığı yönündeydi. Ha. Sanki ajanda bir sıkıntı var gibi arkadaşlar şu an. Kaspiyan'ı dinleyelim. Operasyon sırasında Kyle Lumen'in teşkilatla olan iletişimi nasıl sağlıyordun? Kripto telefon ile. Güvenli iletişim kanallarını kullanarak iletişim kuruyorduk. Okey. Oradaki görevi neydi bu adamın? Nasıl yürüttü? Görevi örgüt içerisindeki faaliyetleri izlemek ve istihbarat toplamakta. Okey. Görevini başarılı bir şekilde yerine getirdiği dönem iletişim kopması öncesine kadar devam etti. İletişim neden kesildi kardeşim? Bu kopmanın ardından ne gibi şeyler yaşandı? İletişim kesildi çünkü Kyle yakalanma riski arttı. Kendi güvenliğini sağlamak istedi. İletişim kopmasının ardından örgütün iç işlerinde bazı değişiklikler oldu olduğunu gözlemledik. Ne gözlemledi acaba? Bak yine bizi çıkmaz bir davaya götürüyor gibi ha. Karl Numer'in örgüt içerisinde dönmesi hakkında ne tür delil ve kanıtların var? Yönetici anlat. İletişim kayıtları ve operasyon raporlarını mahkemeye delil olarak bu adamın seni ya. Kanıtlarınız kanıt değil ya. Kanıtlarınız kanıt değil kardeşim. Değil. İletişim kopması sonrasında ne yaşadınız bu çocukla? Teşkilat içerisinde bir dengesizlik ve karışıklık yaşandı. Kalinümen etkisizleşmesi teşkilatın bazı planlarını etkiledi. Örgüt içerisindeki davranışları hakkında ne gözlemlediniz peki bu çocuğun? Teşkilat amacına uygun hareket ediyordu başlangıçta. Ama zamanla teşkilatın faaliyetlerine karşı daha olumsuz bir tavır takındığını ve iletişimi kestiğini gözlemledik. Tek problem iletişim kesitliği. Evet bu mit olayı şu an. Bu mit olayı evet. Sen de otur. Dava şu an bana göre havada. Abi çocuk gün 27'de güvenlik sorunu bildiriyor. Gün 34'te iletişim kesiliyor. Hayatı tehlikeye girerse operasyon erken sonlandırılacak. Yani burada acaba şöyle bir muhabbet mi var? Çocuk güvenlik sorunu bildiriyor ama ajan şey diyor ki e, istihbarat teşkilatı hayır güvenlik sorunu yok devam edeceksin diyor. Çocuk diyor ki hayır güvenlik sorunum var. Hayır devam edeceksin. Çocuk ondan sonra tak iletişimi kesiyor. İçeride olan o abi. Valla ben size bir şey diyeyim mi? Kendi fikrimi söylüyorum. Ben bu davada bu çocuğu haklı bulurum arkadaş. Haber vermiş ama. Şöyle bir karar ekranına geçelim. Geçmeyelim. Anayasayı unuttuk. Madde 687. Vatan hainliği ve emre itaatsizlik suçlamalarıyla açılan davalar ülkenin güvenliği ve yasal düzenini koruma amacıyla özel bir titizlikle ele alınır. Mahkeme suçlamaların geçerliliğini ve delilleri ayrıntılı bir şekilde inceler. Suçlu bulunanlar vatan hainliği suçundan ağır cezalarla cezalandırılabilirler. Şimdi bu çocuk emre itaatsizlik yapıyor. Emre itaatsizlik bu. Teşkilat emri vermiş. Emre uymak zorunda bu sikeski. Her ajan kafasına göre hareket ederse bu devlet tepe taklak olur kardeş. Ölecek ama baba. Sen bu yola gir giriyorsan, gerekirse devletin uğruna, vatanın uğruna öleceksin. Ama o emri uyacaksın son noktasına kadar. Emir demiri keser. Uymadığını kim söyledi? İletişimi kesiyor. Yani bakın tekrardan inceleyelim. Tam karar olsun diye. Bak çocuk gayet güzel ilerlemiş. 27'de güvenlik sorunu bildiriyor. 34'te iletişim kesiliyor. Ama işte operasyon planına da uyulmuyor. Arkadaşlar istihbarat teşkilatından izleyenler varsa bize bu konuda bilgi verebilir mi? <laughs> ha bilgi alabilir miyiz bu konuda? <laughs> Gerekli kod iletilse kay. Bak bu değil. Madde 2 bu. Numenin hayatı tehlikeye girerse operasyon erken sonlandırılacak. Aslında çocuk erken sonlandırıyor. Ama geri dönmesi lazımken operasyonun içinde kalıyor. Bence bu çocuk hatalı. Neden? Bu çocuğun iletişimi kesse bile hemen istihbarat teşkilatına geri gitmesi lazım. İçeride durmaması lazım. Böyle bir şey yok. Bence burada devlet haklı arkadaş. Ben bu çocuğa vatan hainliğinden 25 yıl çakarım. Kişi madde 2. Kişi operasyon kurallarındaki ikinci maddeye uymamıştır. Operasyonu sonlandırıp yuvasına geri dönmesi gerekmekteydi. Yuvaya dönmedi. Kuş yuvadan uçtu. Erken uçan kuşun kanadı kırılır. Hakim Mert Rane Yılmaz. 21 yıl. Bu çocuğun bak yapması gerekeni söyleyeyim. Madde 2 yaşıyorsa operasyonu sonlandırıp istihbarat teşkilatına gitmesi gerekir. İletişimi kesip oranın içinde bulunması olmaz. Çünkü sonuç olarak sen neden oranın içindesin? İstihbarat için. Operasyonu durduruyorsan, iletişimi kesiyorsan madde 2'ye uyup geri dönmen gerekir. İletişimi kesip geri içeride duramazsın. Burada bir hainlik var. 25 yıl onayla. 25 iyi baba. 25 iyi. İzle kesin doğru verdim. İzle kesin doğru. Eşinizin ailesi bir haftalığına sizde kalmaya gelmek istiyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Hiç uygun bir zaman değil aslında. Tehdit yedik. Ama gelsin. Kızlarını korurlar. Ben yokken kızlarını korur babası falan. Annesi babası. Eşim mutlu olacaksa neden olmasın abicim? Bir şey oldu ya. Yanlış bir şey oldu. Yanlışlıkla tıkladı abi. Baba ya yine doğru karar verdik ya. Yine doğru karar verdik ya. Kanunsuz örgüt davası. As siktir. Örgüt davasına girdik. Bir sonraki davanızla ilgili evrakla size gönderdim. Ek olarak duruşma öncesi avukatlar sizinle görüşmek için gelmek üzereler. Eyvallah. Merhabalar efendim. İstihbarat teşkilatıyla ile ilgili dava basında geniş yer buldu. Politikacılar, Adalet Bakanlığı ve hükümet davayı sessizce izledi diyebiliriz. Üzülerek belirtmeliyim ki bu sessizlik endişe verici ve kararınız kimi güçler tarafından pek hoş karşılanmamış görünüyor. Lütfen sakin olun efendim. Bu tip davalar her halükarda birileri rahatsız olacaktır Müsaadenizle Çok yakışıklısınız Buradaki mesajlar rahatsız edici olabilir Lütfen birisi bana yardım etsin Problem nedir Şimdi bu birisi bana yardım etsin dedi ID'yi kopyalayıp Dava açsam ama niye dava açayım buna dava açılmaz ya. Bazı suçlardaki ceza miktarları çok fazla. Hayırdır rahatsız mı oldunuz? Adalet neyi gerektirirse. Utanmaza bak la. Yoruldum artık çalışmaktan. Ben ne zaman emekli olacağım? Ben şu amca bir dava açayım mı? Şu amca bir dava açayım ben. Bu para aklama yapıyor olabilir. Neyse dursun. Dursun şimdilik. Sıkıntı yok. Oğlum bomba falan koymasınlar bizim ofise ya. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Evet hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle Davacı avukatı. Sizi bir dinleyelim. Problem nedir? Christopher Davis. Kadın lan bu. Christopher erkek ismi değil mi? Müvekkilim ve onun çevresinde toplanan duyarlı vatandaşlar davalı tarafın gizli bir örgüt oluşumuna sahip olduğunu ve bu örgüt içerisinde genç insanların beynini yıkayarak onlara insanlık dışı ayinler yaptırıldığını belirtmiştir. Bu ayinler için özellikle genç çocukların seçilmesi durumun ne kadar vahim olduğunun en büyük kanıtıdır. Asiktir. Ne oluyor lan? Evet Rebecca, müvekkilim kurduğu sivil toplum kuruluşu ile gönüllü olarak gençlerin eğitimine katkıda bulunmaya başlamıştır. Davacı tarafın ifadesinde belirtildiği gibi herhangi bir ayin gerçekleşmemiştir. Eğitimli ve gönüllü kişiler tarafından durumu olmayan gençlere eğitim desteği verilmiş ve onların gelişimi hedeflenmiştir. Bu eğitim desteği verdiğiniz gençler nerelerde kalıyor? Sizin yurtlarınızda mı devletin kurumlarında mı kalıyor? Öncelikle bana bu bilgiyi bir sağlayın. Eğer sizin yurtlarınızdaysa, sizin yurtlarınızda bunların denetimini nasıl yapılıyor? Eğer bunlar doğru düzgün yapılıyorsa bunların kanıtlarını tek tek bana sunmanız gerekmekte. Sivil toplum kuruluşunun içerisinde ayrı ve gizli bir yapılanma olduğu herhangi bir gerçekliği yansıtmamaktadır. Göreceğiz, 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 göreceğiz. Evet, davalı Sayın Hakim mahkemeye çağrılan tanıkların müvekkim ile olan ilişkisi bilinmektedir. Kendileri de bu davanın saçma olduğu yanıtlarıyla ifade edecektir. Karşı taraf asısız bir dava sözcüğüne değerli vaktim çalınmıyor bizim zaten vaktimiz bu problemleri çözmek üzerine. Anlatabiliyor muyum? Benim vaktim değerli değil. Vaktim adaletten daha değerli olamaz. İyi 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 iyi. Puanımız arttı. Puanımız arttı. Oturalım arkadaşlar. Davamız başlıyor. dava uzun. Baya bir tanık var. Bura karışık. İnceleyelim. O mu adıyla halk arasında bilinen bir oluşumun halktaki çeşitli kesimleri endişelendirildiği bildirilmiştir. Endişelendirdiği bildirilmiştir. Halkın içerisinden bir kesimin Sofya Nil etrafında toplanmasıyla bu örgütün kurucusu olduğu düşünülen Brett Friend hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardır. Brett Friend'in gizli bir örgüt oluşturup bu örgüt içerisinde insanlık dışı ayinler yaparak gençlere zarar verdiği öne sürülmüştür. Davacımız Sofia, davalımız Brett, tanıklarımız Aurora, Sofia, Celestia, Eleven, Lucius. Kanıtlar, belediyenin kararı var. İlgili organizasyonun belediye tarafından verilen kuruluş izni. Muş 98, belediye meclisinin 12. oturumunda alınan Muş 98 kodlu karar ile birlikte belediyeye başvuruda bulunan ve OMU adı verilen sivil toplum kuruluşunun kurulmasına izin verilmiştir. Başkanı Kevin Anderson, meclis üyesi Jessica Taylor, meclis üyesi Megan Turner. Var mı böyle biri burada? Ha, Muş 98 kararı verilmiş. Yani bunlar şu an devlet tarafından yasal bir e, sivil toplum kuruluşu. Ama biz bu sivil toplum kuruluşunun içindeki şeyleri araştıracağız. O yüzden öncelikle bir davacımızı dinleyelim. Öncelikle davacımız ne diyor? Evet öğretmenimiz Sofyanil. Hoş geldiniz öncelikle saygıdeğer öğretmenim. ''Bret o OMA adlı sivil toplum örgütünü belirttiğiniz amaca uygun olarak kurduğunu kanıtlayabilir misiniz?'' O mu gerekli dokümanlar incelendiğinde kuruluş amacına uygun olarak eksiksi izinlere sahiptir. Fakat tanıkların ifadeleri doğrultusunda bu amaca hizmet etmediklerini düşünüyorum. Yani tanıkları dinleyin diyor. İddialara göre Brad Fren gençlere zarar vermek amacıyla insanlık dışı ayinler düzenliyor. Bu iddiayı peki nasıl doğrulayacaksınız? Yani sizin iddianız bu yönde. Brad Fren geçmişindeki işkence içeren bir sicil kaydına sahip. Bu sebeple bu tarz bir oluşum ardına gizlenmesi oldukça normaldir. Hayda. Hayda. Epişteyn ve mevzularına gitmesin bu. Brad Fren iddia edilen gizli örgüt yapısını reddediyor. Bu reddi nasıl çürüteceksiniz? O mu kuruluşunun sadece gençlere hizmet vermesinin en büyük sebebi inanışları gereği ayinlerini sadece genç bireyler üzerinde gerçekleştiriyor olmaları. Fakat bunun da gençleri kullanmak amacı güttüğünü düşünüyorum. Belki de gerçekte inançları gençlerin daha kolay kandırılabileceğidir. Oturabilirsiniz. Şimdi seni bir dinleyelim bakalım Brett. Nasıl savunacaksın kendini? Evet gençlerin eğitimine kat... Sabıka. işkenceden 8 ay yatmış. Harbiden var lan. İşkenceden sabıkası var. Çene Bey konuşabilirsiniz. Abi babam uyuyordu sırf senin için uyandırdım babamı. Benim babamın işi. Şimdi sordum Türk kanunlarında sivil polislerin can güven... Oğlum sen babanı niye ifşa alıyorsun? Silin o mesajı. Ben bu yayını yapmıyorum Allah'a emanet. Yarra yedi kafana. Ben yokum. Ben yokum. Ben yokum. Devam edin. Kim yapıyor yayını? Abim öyle bilgileri sen niye burada paylaşıyorsun? Babam bilmeyebilir senin bunu yayınla paylaşacağını falan. 28 Ocak 2024'te izlediğim bu yayında hiçbir alakam yoktur. <laughs> Mert Yılmaz adlı şahsı tanımıyorum. <laughs> Arkadaşlar ben hiçbir şey yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben yapmam gerekeni yaptım ve mesaj silindi. Mesajın da devamını okumadım. Benimle hiçbir alakası yoktur. Benimle alakası yoktur. Neye gülüyorsun dostum? Duvardaki alet yazsa mı? Kız bir de abi senin için babamı kaldırdım diyor. Evet arkadaşlar devam edelim. Bu eleman işkenceden öncelikle bir sabıkası var. Devam ediyoruz. Şimdi sen aslan parçası gençlerin eğitimine katkıda bulunmayı amaçlayarak kurduğun Omuz sivil toplum kuruluşun amacına uygun hizmet etmek yerine halkın huzurunu bozacak eylemlerde bulunulduğu iddia ediliyor. Bu konudaki fikirlerin nedir? Savunman nedir? Ne söyleyeceksin? İddiaların tamamını reddediyorum. Tek ve en büyük gayem yeterli imkanları olmayan gençlere gerekli desteği sunarak eğitim hayatlarında katkıda bulunmaktadır. Keşke insanlar bu tip suçlamalar yönetmek yerine bize destek olsa. O herhangi bir gizli kuruluşa yer veriyor musun? Eğitim ve gelişim... Ya odak... kıyamam nasıl ağzı sulandı? Eğitim ve gelişim odaklı çalışmalar dışında herhangi bir çalışmamız ya da kuruluşumuz bulunmuyor. Kaldı ki gizlilik içinde yürütmemiz gereken bir faaliyette yok. Tam tersi gençlere ulaşabilmek adına gizlenmek yerine kendimizi duyurmamız gerekir. Tamam sen şimdi otur. Biz seni daha da dinlemeyeceğiz aslan kardeşim. Tamam sen otur biz bir tanıkları dinleyelim. Biz şöyle bir tanıkları dinleyelim. Aurora gel bakalım evladım. Muhtemelen bunlar tarikattaki kızlar. Aa öğretmen pardon. Bradford'in gerçek amacı hakkında ne biliyorsun? Bradford'in gerçek amacı gençlerin eğitimine katkıda bulunmak ve onların gelişimine yardımcı olmaktır. Bu yönüyle de kendisi saygı duyulmaya layık bir insandır. Peki bu iddia eden insanlık dışı ayinler düzenlerinde dair gibi bir kanıt gördün mü? Hayır. Brad böyle bir faaliyeti olduğuna dair herhangi bir kanıt gözlemlemedim. Dahası böyle bir kanıtın var olduğunu da sanmıyorum. Otur. Belli bunun cebine para sıkıştırılmış. Sofia gel bakalım. Yancı o yancı. Öğrenci. 23 yaşında. ''Bret Frey'nin eğitim programları hakkında ne biliyorsun evladım anlat bakalım. Gençlerin yeteneklerini geliştirmeye ve eğitim sürecine katkı sağlamaya yönelik olduğunu biliyorum. Allah Allah. İnsanlık dışı ayinler düzenlediğine dair sizin gözlemlediğiniz bir durum var mı peki Sofya evladım? Hayır. ''Bret Frey'nin insanlık dışı ayinler düzenlediğine dair herhangi bir gözlem veya bilgim yok. Faaliyetlerinde herhangi bir gizlilik ve ayrıcalık gözlemledin mi? Otur evladım konuşacak bir tane devlet devlet için konuşacak. Bu çocukların ahını almayacak. Bu çocukların hakkını arayacak. Bir tane düzgün insan evladı yok mu burada? Son kez söylüyorum. Lütfen doğruyu söyleyin. Celestia. Psikolog. Bedfriend eğitim programlarının içeriği hakkında ne biliyorsun? Bedfriend eğitim programlarının gençlerin kişisel Allah Allah. Gençlerin kişisel ve akademik gelişimine odaklandığını biliyorum. İnsanlık dışı aynalar düzenlerine dair herhangi bir delil ve kanıt gördünüz mü? Hayır. Bu şekilde bir gözlem az otur evladım. Otur sen de psikolog musun? Eleven. Brad Frey'nin faaliyet sırasında insanlık dışı ayinlere tanık oldun mu? Hayır. Allah Allah. Herhangi bir gizli yapılanma veya kötü niyetli amaç gözlemledin mi? Adamın hakkına girmişiz arkadaşlar. Son tanık. Lütfen sessiz olun. Son tanık Lucius Tremaine Namusun ve şerefin üzerine doğru konuşacağına yemin et ve çık şu kürsüye. Brad Frenin insanlık dışı ayinleri düzenlediğine dair herhangi bir kanıt veya gözlemde bulundun mu? Otur kızım. İnsanlık dışı eylem ve faaliyetler suçlaması açılan davalarda uluslararası hukuka uygun prosedürler uygulanır. Mahkeme suçun ciddiyetini ve insan haklarına yönelik ihlalleri titizlikle inceler. Suçlu bulunanlar insanlık dışı eylemler nedeniyle ağır yaptırımlarla karşılaşabilirler. Madde 692. Şimdi dostlar eğri oturalım doğru konuşalım. Biz burada adaleti sağlıyoruz. Öyle kafamıza göre bu suçlu sabıkası var diyemeyiz. Bu adamın sabıkası olabilir ama suçsuzluk karinesince Bilirsiniz ki hukukta suçluluk karinesi dahilinde bir insanın yaptığı suçlar sadece yaptığı suçları ilgilendirir. Ondan sonraki hayatını ilgilendirmez. Kendisi masumiyet karinesi. Kendisi suçunu işlemiş, cezasını çekmiş ve doğru yola girmiş bir şahıstır. Eğitime önem verir. Davalı masum iddialar doğrultusunda tüm kanıtlar, tüm kanıtlar incelenmiş, tüm tanıklar dinlenilmiş ve bunların sonucunda iddiaların doğru olmadığına karar verilmiştir. Hakim Mert Rane Yılmaz. Hakim yanlış yapıyorsun maalesef. Kanıt yok. Arkadaşlar kanıt yok. Biz mış mış muş muş olabilirmiş böyleymişmiş böyle şeylerle adalet ilerlemez kanıtlara bakarız kanıt yok Yapacak da bir şey yok. Kendisi masum. Kendisi masum. Bir insanın yaptığı suç yalnızca yaptığı suçu ilgilendirir. Mert Rana Yılmaz. Eyvallah, eyvallah. Teşekkür ediyorum. Bence doğru yaptık bu arada. Yüksek Mahkeme Kurulu disiplin cezalarını arttırmak istiyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Herkes kurallara uymalı. Adrian Holt, Brandon Wilson kötü muamele. O ne lan? Kim kime kötü muamele yapıyor? kötü bir hava var. Sesi duyuyor musunuz? Bomba mı var? Vallahi doğru karar vermişiz yine. Bek göstereyim bir dakika. Yine doğru karar vermişiz. Merhaba efendim yine oldukça stresli bir gün. Dava bildiğiniz üzere bütün kesimlerde geniş yankı buldu ve skandal olarak karşılandı. Haddim ol merak nacizane tavsiyem. Daha dikkatli olmanız efendim. Hem kar alırken hem de genel olarak. Size yönelik tansiyonun düşmesini umut ediyorum. Ney? Ne diyorsun? Çok sıkıldım. bu. Artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Ne olacak bu halimiz? Yeterli sayıda kanıt yoksa ceza da yok. Bu kadar basit. Öyle abi. Halkımız artık ne zaman ülkede bir şeyden yanlış gitti Ancak futbol elit liginde büyük final heyecanı. Fark ettiğiniz ve özlediğiniz biliyorum. Ben geldim. Tamam çok da bir tepki almamışız. Çok da bir tepki almamışız. Sen kimsin ama? Başbakan kabinesi değil aramız iyi %100 Yüksek mahkemeyle aramız iyi Halkın sevilen adamlarından biriyim iyi Eşim ara sıra kısa ilişkimiz iyi Şu an gayet iyi ilerliyoruz doğru muyum? Gayet tertemiz ilerliyorum Dava etsene o yorumda yok yok öyle dava yok her önüne gelene dava açarsan yarın bir gün seni de dava ederler. Haydi bakalım. Son bir dava çözelim mi? Son bir dava çözelim mi? Hadi. Son bir dava çözelim ondan sonra devam edelim. Evet kötü muamele bir sonraki davanız ile ilgili evrakları size gönderdim. Ek olarak duruşma öncesi avukatlar sizinle görüşmek için gelmek üzereler. Haydi bakalım let's go. Go evet. Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Davacı avukatı öncelikle siz dinleyeceğim. Laura Martinez buyurun. Müvekkilim Kasu Aski Müvekkilim Kasu Askeri Birliği içerisinde asker olarak görev yapmaktadır. Son zamanlarda üst birlik komutanı Brandon Wilson tarafından fiziksel ve sözlü olarak şiddete maruz kaldığını belirtmiş ve bunun sonucunda psikolojik sorun olarak sorunlar yaşadığını iddia etmektedir. Sözlü olarak şiddetin kanıtı olmayabilir. Fiziksel şiddetin kanıtları var mı? Davalı tarafın yetki sınırlarının dışına çıktığını tespiti sebebiyle cezalandırılmasını talep ediyoruz. Tabii ki hakkınızdır. İnceleyip karar veririz. Evet, müvekkilim orduya ve ülkesine sayısız hizmetleri bulunan bir komutandır. Eyvallah. Askeri birliğin en yetkili komutanıdır. Başaklı adam. Askeri birlik içerisinde tüm asayiş ve kontrol kendisine aittir. Buranın düzeni sağlamak amaçlı yetkilerini kullanarak askerler hakkında kararlar almaktadır. Askeri birliğin düzenini bozan Adrian Holt'a gerekli uyarı ve telkinlerde bulunmuş ve bunun yetkisi dahilinde... Davacı tarafın tüm iddialarını reddediyoruz. Davacı. Sayın hakim, tanıklardan David Campbell askerlikte şiddetin gerekli olduğunu inanan bir kişidir. Bu sebeple bu davaya konu olan olayı kendi görüşlerine uygun bulmaktadır. Diğer tanık Joseph Reed ise henüz bir ay önce davalı tarafından terfi ettirilmiştir ve tarafsız olarak yorum yapmayacaktır. Bu kişilerin tanık olarak dilenmesini reddetmenizi istiyoruz. Hayır, böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Tabii ki de dinleyeceğim. Herkes dinlemek zorundayım. <gülüyor> <gülüyor> Hayda! Boku yedik herhalde lan. Sanırım boku yedik. Bu harbi kötü oldu yani biriyle bir sıkıntı yaşasak kimseyle iletişimi geçemeyeceğiz. Adrian Holt Brandon Wilson Askeri birliğinin içerisinde yer alan Brandon Wilson güya Adrian Holt'u kötü muamele bırakıyor, dövüyor, ağzını burnunu kırıyor, üstüne bir de küfür ediyor, anasına bacısına falan. Dünya küfür ediyor. Öbürü de diyor ki, benim psikolojik problemlerim var. Beni bu adamlar rezil ettiler, beni dövdü, psikolojimi bozdu. Lütfen dava açıyorum. Brandon ise disiplin ve itaat kurallarını uygun olarak hareket ettiğini, Adrian'ın askeri düzeni bozduğu gerekçesiyle disiplin amaçlı olarak hakaret ettiğini savunmaktadır. Tamam. Davacı Adrian, davalı Brandon. Tanıklarımız burada. Davacı tarafından yaptırılan sağlık testi. Bu önemli. Ayda. Boyun bölgesinde çizikler. Diz kapak kemiğinde ezilme. Ayak parmaklarında ezilme. Karın bölgesinde morluklar var. Burada kanıt var. Adrian. Öncelikle seni dinleyelim. Bütün muameleye maruz kaldığını nasıl açıklarsın? Brandon Wilson tarafından fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldım ve bunun sonucunda psikolojik ve fiziksel zarara uğradım. Bu durum hayat boyu sürecek bir travma haline geldi benim için. Haklı. Brandon'ın hareketlerinin ne şekilde askeri düzeni bozduğunu savunuyorsun? Bana uyguladığı kötü muamele ve hakaret ile askeri düzeni bozmuştur. Üst üst böyle bir komutan olarak yetki sınırlarının dışına çıkmıştır. Haklı. Hatta elindeki gücü orantısız bir şekilde kullanması da görevini kötüye kullanmaktır. Doğru. Adam haklı. Şu ana kadar doğru. Yaşadığın zararın tazmin edilmesi ve Brandon Wilson'ın disiplin altına alınmasını mı talep ediyorsun? Yaşadıklarım bana unutturacak hiçbir şey yok. Ee, ne istiyorsun bakalım paşam? Ama en azından hafifletilmesi adına evet, yaşadığım zararın tazmin edilmesini ve Brandon Wilson'ın askeri disiplin prosedürleri uyarınca cezalandırılmasını talep ediyorum. Hem para hem ceza istiyor. Doğru. Otur bakalım evlat. Evet, Brandon, sen bir konuş bakalım. Kötü muamelede bulunduğun suçlamasını nasıl yanıtlarsın? Adrien Holt'a kötü muamelede bulunmadım. Sadece askeri düzeni sağlamak için gerekli uyarıları yaptım. Gerekli uyarı dediğin boynunu çizmek, parmaklarını kırmak, karnında morluklar oluşturmak, kulak memesini ısırmak mı? Adrien Holt'un askeri düzeni bozan davranışların nasıl bir tepki verdiğinizi bize açıklar mısın? Ad Adrien Holt'un askeri düzeni bozan davranışlarına karşı uyarı ve terkinlerde bulundum ve bu tepki askeri yetkilerim dahilinde gerçekleşti. Peki iddia ettiği zararların gerçekliği hakkında ne düşünürsün? Adrien Holt'un yaşadığını iddia ettiği zararları reddediyorum ve kendi kendisini disiplin ve itaat kuruluna uygun bir şekilde cezalandırdım. Eğer kendisine sözünü ettiği kadar büyük cezalar vermiş ya da kötü davranışlarda bulunmuş olsaydım, beni dava etme cüretinde bulunmazdı." Hani bu bulunmazdı! Anladın mı? Bu salonu kükretti bu adam şu an. Efendim oturabilirsiniz, saygılar. Racon'u koydu bu arada ha. Zoy. Evet, Zoe! Seni bir dinleyelim bakalım. Psikolog Zoe Carter. Edwin Holt'un psikolojik ve fiziksel zararına dair herhangi bir değerlendirmede bulundunuz mu? Evet bulundum. Psikolojik ve fiziksel açıdan zarara uğradığını söylemek mümkün. Tamam. Yaşanan olaylar nedeniyle kendisini buraya ait hissetmediğini onu yalnız başına otururken gördüğümde ve ona baktığımda anlayabiliyorum. Arkadaşlar orada yalnızdım. Brandon Wilson'ın Edwin Holt'a karşı davranışlarını incelediniz mi ona askeri disiplin çerçevesinde uyarı ve telkinlerde bulunuyordu ha ama vurdu diyorsun askeri düzen bu askeri düzeni bozan davranışlarını değerlendirdin mi peki sen şeyin adriyanın evet açıkçası zaman zaman bu tip bazı davranışlar sergileyebiliyordu Daviç Campbell gel bakalım aslan seni dinleyelim. Kadın bir konuşmadı gibi bu arada. Adrian Holt'un iddialarını doğrayabilecek hangi olayları gözlemledin? Adrian Holt'un Brandon Wilson tarafından kötü muameleye maruz bırakıldığına dair bir gözlemim olmadı lan sektere git yalancı. Kimi kandırıyorsun lan sen? Psikolojik zararı gözlemledin mi? Herkesin dönem dönem belli psikolojik uğranları olabilir. Takdir edersiniz ki askerlik mesleği güçlü bir psikoloji gerektirir. Adrian Holt'un ayrıca bir psikolojik zarar uzadığını gözlemlemedim. Bu paspas atıyor otur. Seni dinlemeyeceğim. Bu belli bu paspasçı. Joseph sen gel bakayım. Evet Brandon Wilson Adin Holt'a yenilik tepkilerini gözlemledin mi kardeşim? Evet kendisine uyarı ve telkinlerde bulunurdu. Şiddet kötü muameleyi gördün mü? Hayır doğrudan böyle bir duruma şahit olmadım. Otur bu da paspasçı. Bu terfi yalan zaten belli. Aa bak diz kapak kemiğinde ezilme. Ayak parmaklarında ezilme. Karın bölgesi de morluk. Boyun bölgesi de çizik. Yani bunun boynundan tutmuş. Diz kapağına bastırmış. Ondan sonra ayak parmağını ezmiş yani. Ayağıyla ayak parmağına basmış. Diziyle dizine bastırmış. Boynunu sıkmış. Karın bölgesine iki yumruk atmış. Mevzu budur. Direkt bu. Şimdi Zoe bize ne demişti? Peki yasa ne diyor? Madde 713. Askeri düzen içerisinde görev yapanlar arasında şiddet veya yetkiyi kötüye kullanma suçlamayla açılan davalar özel bir prosedüre tabidir. Olayların askeri disiplini ve kurallarını dikkate alarak sorumluluğu değerlendirilir. Suçlu bulunanlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ya da 250 bin dolara kadar para cezasına çarptırılabilir. Yani şimdi ne olursa olsun şiddet kullanma hakkı yok. Kendine zarar vermiş olamaz abi. Sonuçta kanıt var elimizde. Bence şöyle yapalım. Kendisine Yok tanıklar ortalığı karıştırıyor. Siz tanıkları dinlemeyin. Ben size şöyle diyeyim. Bence ne yapalım biliyor musunuz bu işin olayı? Bu adama darptan dolayı darp yapma hakkı yok. Darptan dolayı 2 yıl, tanıkların da yavşaklığından dolayı 50 bin dolar. 2 yıl artı 50.000 iyidir abicim. 2 yıl artı 50.000. Çünkü psikolog dedi ki bu şeyler var dedi yani. Burada psikoloğu dinledik ve var. Jüri üyesi olarak katılıyorum. Eyvallah. Yok bin dolar fazla baba. Siz beni dinleyin. Aa ikisinden biri. O zaman hapis direkt 2 yıl. 2 yıl hapis abi. Para kurtarmaz abi adamı dövmüş. Dayak atamaz askeriyeyi böyle lekeleyemez bu adam. Ben böyle bir şey izin vermiyorum. Kanıtlar incelenmiş ve darp raporu doğrultusunda kişinin askeri yasalara bozduğu tespit edilmiştir. 2 yıl hapis uygun görülmüştür. Yok ya kom komutan sonuçta bir itibarı var. Para yeter gibi. Yani acaba para versem ilişkilerimiz aynı kalacak. Hapis versem fitleşecek orası. Dövülen de bir ana kutusu. Haklısın lan sen. Sen haklısın. Ne olacak? Oğlum askeriyeyi de karşımıza almayak. Halk davaların internet üzerinde canlı olarak yayınlanmasını istiyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Halkın davaları takip etmesi güzel bir durum. Ölümlü iş kazası. James Wilson CLK şirketi. O siktir burada da bir cinayet var. Oy burada da bir cinayet var. Son 3 bölüm full cinayet. Bence bu sefer yanlış karar verdik. Yok ve doğrudur ya. Bunlara gelecek bölümde bakarız gelip. Bence bu kadar yeterli. Görüşürüz YouTube. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.